Ergün Diler, kontrol kavgası. Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesi yeni dünya düzeni için şarttı. Olması gereken bir kulvar değişikliğiydi. Yeni düzende yeni roller, yeni uygulamalar ve yeni rotalar var. Erdoğan bu yeni ritimde olmazsa olmazlardan. Bunu anlamak istemeyen çok kişi var. Gelin biz zor olanı yapıp bu olanlara dünya penceresinden bakalım. Dün Ankara'daki Arjantin Caddesi'nde CHP'lilerle Amerikalıların gizli görüşmesini anlattım. Hillary ve Bill Clinton'ın dostu, yakın çalışma arkadaşı olan Podesta, CHP için adam yolluyordu. Yapılacakları konuşuyordu ya da nasıl adım atılması gerektiğini iletiyordu. Seçimin üzerinden 24 saat geçmeden bu gizli toplantının yapılması elbette ki çok manidardı. İleride belki ayrıntıları yazarız. Neyse Dünya üzerindeki kutupları cetvelle birbirinden ayırmak hiç kolay değil. Her iki tarafa sızmış oyuncular var. İki yönlü çalışanlar var. Buna rağmen yine de denkleme bakalım. İngiltere'den Amerika'ya göç eden ve Windsor'ların kan davalısı olan Stuart'lar Katolik'tir. Amerika Genelkurmay Başkanı Dunford, öldürülen Başkan Kennedy, Savcı Müller, John Kerry gibi çok önemli Katolikleri sayabiliriz. Ayrıca Clinton'ları da. Halkbank davası ya da Rıza Sarraf olayının önemli bir yüzü de bu. Katolikler Yahudilerle çatışma halinde. Bunu İngiltere'de, Türkiye'de, Amerika'da ve Orta Doğu'da görmek hiç zor değil. Bu çatışma ikliminde yeni düzenler kurulacak. Örneklerle gidelim. Dünyanın en güçlü haber dergileri olarak Time, Newsweek, Der Spiegel, The Economist bilinir. Hepsinin reklam geliri ve etki alanının çok güçlü olduğu da doğrudur. Ancak dünyanın en güçlü dergileri The Economist ve Der Spiegel'dir. Time, Newsweek ve The Economist, Yahudilerin çok daha güçlü olması için yayın yaparlar. Der Spiegel de Katolik dünyasının dünyadaki sesidir. Medyadaki gücüdür. The Economist ateştir, Der Spiegel sudur. The Economist siyahtır, Der Spiegel beyazdır. The Economist Londra'dır, Der Spiegel Washington'dır. The Economist korkudur, Der Spiegel kabustur. Bu gibi örnekleri artırabiliriz. İki güç arasındaki savaşı anlamak için, The Economist ve Der Spiegel'i dikkatlice incelemek şarttır. Çok şeyi anlatır çünkü. İki derginin de her sayısı mesajlarla doludur. İş olsun diye çıktığı bir sayı bile bulamazsınız. Çok etkili, çok önemli, çok düşünülmüş yayınlardır. 200 ülkede de savaş halinde olan The ekonomist ve Der Spiegel için büyük mücadelenin son noktası Türkiye. Elbette 200 ülkede süren bir savaş varsa Türkiye'de de bunun etkileri olacaktır. Ancak hem Yahudiler hem de Katolikler Türkiye'nin birçok stratejik avantajı nedeniyle bölgede etkin olmak istiyor. Kimse buraya sırtını dönemiyor yani. Her zaman yazdığım gibi biz olmadan asla ve kat'a olmaz, olamaz. İki dergi de Türkiye'siz hiçbir sayıyı baskıya göndermez, gönderemez. Bakın hiç göremezsiniz. Bu dergiler burada yok mu satıyor da biz siz yapamıyorlar. Konu bu değil tabi. Satıştan öte mesajlarını duyuruyorlar. Bu ilke aslında bu iki dergi için birer manifestodur. 9 Haziran tarihli Der Spiegel kapağı çok önemli mesaj içeriyordu. Takvimde manşet yaptı hatırlayın. Yeni dünya düzeninin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından kurulacağını ve bunun engellenmesi gerektiğini yazdı. Dört liderin yeni dünya düzenini kurmasının geçmişi yok edeceğini de işaret ediyordu. The Economist ise Amerika Başkanı Trump, Rusya Lideri Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i eleştirmeyi sevmez. Ancak Erdoğan konusunda önemli bir gücü vardır ve eleştiri okları her sayıda yer alır. Bunu da bilerek hiç ıskalamadan yaparlar. Nedenine geleceğiz tabii. Der Spiegel'in kurucusu Rudolf Augustin, Roman Katoliktir. Der Spiegel, 1947'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya'daki işgal güçlerine karşı İngiltere'deki Katoliklerden gelen parayla kuruldu. İşgalden sonra Rudolf Augustin'in de aralarında bulunduğu 13 kişi 1962'de vatan hainliği suçlamasıyla tutuklandı. Rudolf Agustin'in yargılanmasını sağlayan aile bugün de The Economist'in sahibi olan Rothschild'lerdi. Çünkü o günde Katoliklerle büyük bir savaş halindelerdi. Tabi İrlanda'daki Katolikler İngilizlerin gücünü alarak Agustin'in de aralarında bulunduğu 13 kişiyi ölüm cezasından kurtardı ve özgürlüğüne kavuşturdu. O andan itibaren de Derspigel büyüdü, güçlendi ve uluslararası bir etki alanına ulaştı. 2002 yılında hayatını kaybettiği gün Rothschild ailesinin Almanya, İngiltere ve Fransa'daki malikanelerinde kutlama vardı. The Economist ve Der Spiegel'in tüm yazar kadrosunun önemli görevleri vardır. Her yazıda belli noktalara mesajlar iletilir. Aksamaz. Her ülkedeki özel seçilmiş aileler bu mesajları alır ve gereğini yapar. 2018 yılında da teknolojinin bu kadar geliştiği günlerde de bu yöntemi kullanmak biraz akıl dışı görünse de en güvenli yolun bu olduğu bir gerçek. Çünkü sapmadan devam ediliyor. İki derginin de bağlı olduğu güçler Türkiye'yi istiyor. Bunda şaşılacak bir durum yok. Artık herkes biliyor sanıyorum. Türkiye'nin etkisini kullanmak isteyen Yahudiler de, Katolikler de hep Ankara ve İstanbul'da olacaklar. Türk iş adamları da bu iki gücü yok sayıp iş yapabileceklerini sanıyorlarsa yanılırlar. O nedenle Türk iş adamları da seçtikleri güç kadar büyüyebilirler. Bunu yadırgamamak gerekiyor çünkü bu sistem sadece Türkiye için geçerli değil. Bugün Amerika'nın her eyaletinde veya İngiltere ya da Fransa'daki iş adamları da bu iki güçten birini tercih etmiştir. Time'la Newsweek de önemlidir elbette ancak onlar için okulun yakışıklı gençleri tanımı benzetmesi yapılır. Popülerdir ancak etki alanları o kadar güçlü değildir. Derspiegel ve The Economist ise okulun dahi çocuklarıdır. Yıllar sonra Time'la Newsweek'te okuldan mezun olurlar ama babalarının gücü kadar etki edebilirler. Derspiegel ve The Economist mutlaka yeni kurdukları işlerle büyük güç sahibi olarak öne çıkan iş adamları olur. Rothschild'in The Economist gücü yeni ülkelerde yeni iş adamlarını devşiriyor. Der Spiegel o iş adamlarını transfer ediyor. Bu Türkiye için de geçerli. Japonya için de. Kavga bu, mücadele bu. Kabaca tabii. Kemal Bey'in CHP'si burada kendine nerede yer buluyor? Dinler arası diyalog, Podesta, Clintonlar, Kennedy, Dunford, Müller, Kerry, %70'e yakını Katolik olan Pentagon, Türkiye'deki büyük iş adamları, şimdilerde satıp gidenler, yapılandırma isteyenler, Meral Hanım, Temel Karamollaoğlu Bey, Muharrem İnce Bey, Selahattin Demirtaş gibi isimler burada bir yer bulur mu? Buldular mı? Düşünmek gerekiyor. Trump Putin'le görüşecek. Arada bunu isteyen önemli isimler var. İlk itiraz Teresa May'den geldi. Buluşmaya karşı çıktı. Trump'ın karşısında olan Amerika ile İngiltere aynı yerde. Ajan Skripal'la başlayan Abramovich'in ülkeye alınmamasıyla tırmanan kriz devam ediyor. Herkesin amacı Türkiye'yi kontrol ederek dünyayı yönetmek. Olay budur. Gerisi magazin ve siz olanlara bu pencereden bakın. Ülke içinde ve dışında ne yaşanıyorsa bu iki gücün kavgasından. İki yüz ülkeyi kapsayan kavganın dışında kalamayız. Ateş topu bu kadar büyükken biz içeride güçlü olduğumuzda kazanan tarafla oturup anlaşırız. Bu da herkesin işine gelir. Türkiye de bunu yapıyor zaten. Not, Türkiye yakında hangi güçle para ilişkisine gireceğini gösterecek. O zaman Ankara kimin tarafında anlayacağız. Az kaldı. Ergündiler takvim.